Birincisi, bir bakalım kaçak saray diyoruz bir kere. Ülke bunu bir cumhurbaşkanlığı köşkü olarak kabul etmedi. Ülkenin en az yarısının kaçak saray dediği bir yer var. Niye? Sarayın maliyeti vatandaşla paylaşılmadı. Maliyetinin ne olduğu bilinmiyor. Öbür taraftan bakın, yargıyla davalık olan bir saray burası. Yargı dava açtı. Yargı tarafından meşruiyetinin sağlanmadı. Yani yapılırken dahi henüz meşruiyeti sağlanmamış bir yerde adli yılın açılışını yapılması trajikomedi açıkçası. Trajikomedi. Bir de baktığımızda biz parlamenter sistemde yargının geleneklerine de karşı bu. Yasama, yargı, yürütme ayrı güçlerdir ve güçler ayrılığı ilkesine oturur parlamenter sistem. Bu yargının hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığına da gölge düşüren bir şey. Burada bir şekilde aslında Cumhurbaşkanlığını biat eden bir yargı algısı oluşur kamuoyunda. Bu çok sakıncalıdır. Başka bir yerden baktığınızda yargı asla siyasetin gölgesi olamaz. Bu çok önemli. Yargı sembollerden uzaktır. Yargı binaları bilirsiniz farklıdır. İçinde sembolleri farklıdır. Bir yargı cübbesinde düğme bile bulundurmaz. Hiçbir ideolojik, hiçbir kimlik, hiçbir sınıf, hiçbir oluşumun içinde olduğuna dair bir simge kullanamazsınız. Bu da çok yanlıştır. Siz siyasetin gölgesine bırakamazsınız yargıyı. Biz katılmıyoruz. Çok doğru bir karardır. Türkiye açısından da çok iyi incelenmesi gereken bir karardır. Biz yargının itibarını korumak için katılmıyoruz. Evrensel değerleri, yargıya ait evrensel değerleri korumak için katılmıyoruz. Yani burada ciddi anlamda bir handikap var. Ayrıca güvenliği sağlayamadığımız için 5 yıldızlı bir otelde yapmıyoruz, sarayda yapıyoruz demek de tüm Türkiye'de büyük bir soru işareti uyandırır. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Siz başkentte bir adli yıl açılışının güvenliğini sağlayamıyoruz diyerek hem vatandaşa aslında burada senin de güvenliğini sağlayamam mesajı veriyorsunuz. Hem bütün dünyaya düşünün nasıl bir mesaj veriliyor. Turist gelecek 5 yıldız otelde güvenlik sağlayamıyor mu? Bir devlet, bir hükümet, koskoca Türkiye Cumhuriyeti 5 yıldızlı bir otelde güvenlik sağlayamam dedi. Nereden baksanız tutarsızlık. Her geçen gün Cumhuriyet aşındırılıyor. Demokrasi aşındırılıyor, laiklik zedeleniyor, aşındırılıyor. Biz 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye olarak nasıl demokrasiye sahip çıktıysak, aynı şekilde bugün de cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe sahip çıkmamız gerekiyor. Bu görüntüler asla kabul edilemez. Bu laikliğin, cumhuriyetin zedelenmesi için atılmış en kötü görüntülerden biridir. Hem bütün dünya için hem vatandaşımız için. Hiç kimsenin şüphesi olmasın bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece ki hep olacağız, sonuna kadar sahip çıkacağız ve bu görüntülerin inşallah laikliği, cumhuriyeti, demokrasiyi daha fazla aşındırmasına sebep olmadan gerekli önlemleri örgütümüzle beraber, tüm vatandaşlarımızla beraber yerine getireceğiz. Evet.